Bu resme bakın. Güzel değil mi? Renkleri, kompozisyonu, duyguları. Peki size bunun bir yapay zeka tarafından 3 saniyede yaratıldığını söylesem. 2025 yılındayız ve binlerce yıldır insanlığın tek sahip olduğu düşündüğü bir şey tehdit altında. Yaratıcılık. Ama gerçek şu. Belki de yanlış soruyu soruyoruz. Belki soru yapay zeka yaratıcı olabilir mi değil. Yaratıcılık dediğimiz şey tam olarak nedir olmalı? Bugün sanatın, bilimin ve felsefenin kesiştiği noktada bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız başlayalım. Önce temel soruyu soralım. Bir insanı sanatçı yapan nedir? Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'yı boyarken ne hissettiği? Beethoven'ın sağır olmasına rağmen 9. senfonisini nasıl yarattığı? Van Gogh'un Yıldızlı Gecesi sadece bir manzara mı yoksa içindeki fırtınanın dışarı vurumu mu? Binlerce yıldır insan sanatı 3 şey üzerine kurulu. Birincisi duygu. Bir anne çocuğuna ninni söylerken, bir ressam tuvaline acısını dökerken, bir yazar aşkını kağıda geçirirken. Her eser bir insanın iç dünyasının yankısı. İkincisi niyet. Picasso Guernica'yı tesadüfen yapmadı. Savaşın dehşetini anlatmak istedi. Sanatçı bir mesaj vermek, bir his uyandırmak, bir değişim yaratmak için karar verir. Üçüncüsü ise deneyim. Her sanatçı yaşadığı her anın, her acının, her sevincin birikimiyle yaratır. Sanat yaşanmış hayatın kristalleşmiş halidir. Ve işte o büyülü an, aha anı, aha moment. Einstein'ın banyoda görecelik teorisini keşfetmesi gibi, Mozart'ın aklına aniden bir senfoni gelmesi gibi. İlham anı. Kimse nereden geldiğini tam olarak bilmiyor. Ama her yaratıcı bu anın sihrini tanıyor. Şimdi sahneye yeni bir oyuncu giriyor. Yapay zeka. 2022 yılında Colorado Eyalet Fuarı'nda bir sanat yarışması düzenlendi. Birinci olan eser dijital sanatlar kategorisinde herkesi büyüledi. Ama kazanan açıklandığında ortalık karıştı. Çünkü eseri bir insan değil, Midjourney adlı bir yapay zeka yaratmıştı. Bugün yapay zeka saniyeler içerisinde resimler üretiyor, besteler yapıyor, şiirler yazıyor. Hatta senaryo bile yazabiliyor. Ama nasıl? İşte sır burada. Derin öğrenme. Yapay zeka milyonlarca sanat eserini, yüz binlerce müzik parçasını, milyarlarca kelimeyi inceliyor. Kalıpları, desenleri, yapıları öğreniyor. Sonra bunları yeniden şekillerle birleştiriyor. Ama işte paradoks. Eğer yapay zeka tüm bu bilgiyi insanların yarattığı içeriklerden alıyorsa, gerçekten yeni bir şey mi yaratıyor yoksa sadece kopyala, yapıştır, karıştır mı yapıyor? Ve daha önemlisi, size bir sahil manzarası çiz dediğimde ortaya çıkan eser kimin eseri? Senin mi yoksa yapay zekanın mı? Bu prompt paradoksu yapay zeka talimatlarını yorumlayıp uygularken gerçekten kendi bir şey mi üretiyor diye soruyor insan. Burası işin derinleştiği nokta. Çünkü şimdi felsefe giriyor. Yapay zeka gerçekten yaratmak istiyor mu acaba? Bir eserin güzel olduğunu biliyor mu acaba? Yoksa sadece karmaşık matematiksel işlemler mi yürütüyor? Turing testini biliyorsunuz. Bir makineyle sohbet ediyorsunuz, insan olduğunu düşünüyorsunuz. Makine testi geçiyor. Peki sanat için Turing testi olsaydı? Size iki eser gösterdim. Hangisi insan diye, hangisi yapay zeka ayırt edemezsiniz. O yapay zeka sanatçı mı oluyor şimdi? Yapay zekanın içinde neler döndüğünü tam olarak bilmiyoruz. Milyonlarca nöral bağlantı, karmaşık algoritmalar bir resmi nasıl yarattığını açıklamıyor. Ama dur, insan sanatçılar da var. İlham anının nasıl olduğunu açıklayamıyor. Picasso da nasıl yaptığın sorusuna net bir cevap veremezdi. Belki de yaratıcılık zaten biraz kara kutu oluyor. Peki, orijinallik nedir? Shakespeare'in 37 oyununda sadece 2 orijinal hikaye var. Geri kalanı eski efsanelerin yeniden yorumu. Mozart matematiksel formüller kullanıyordu. Picasso, iyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar demişti. Belki de yaratıcılık hiçbir zaman sıfırdan bir şey üretmek değildi. Belki yaratıcılık var olanları yeni şekillerle birleştirmektir. Ve eğer öyleyse yapay zeka
Zaten bunu yapamaz mı? Şimdi geleceğe bir bakalım. Belki de yapay zeka ile savaşmak yerine onunla işbirliği yapmalıyız. Düşünün, bir besteci yapay zekaya barok tarzında ama caz öğeleriyle bir parça dese, bir ressam yapay zekaya taslak yapsın, sonra üzerine kendi dokunuşunu eklesin. Bazen oluyor. Bazı sanatçılar yapay zekayı fırça gibi, kalem gibi kullanıyor. Araç olarak yani. Ama daha ilginç bir soru var. Ya yapay zeka, insan ön yargılarından, sınırlamalarından özgür olduğu için hiç düşünmediğimiz sanat formları keşfederse, insan kulağının duyamadığı frekanslarda müzik, insan gözünün göremediği renk kombinasyonlarında resimler, tamamen yeni bir sanat dili. Belki de gelecekte sanatçı kelimesinin tanımı genişleyecek. Tıpkı fotoğraf makinesinin icat olduğundaki herkes, bu sanat değil düğmeye basmak derken, sonra fotoğrafçılığın kendinin sanat dalı olması gibi. Ama bir gerçek var. İnsan olmak, yaşamak, hissetmek, ölümlü olmak, bunlar sanatın özüdür. Ve yapay zeka bunu deneyimleyemez. Henüz. Öyleyse cevap ne? Yapay zeka yaratıcı olabilir mi? Belki de doğru cevap şu. Henüz bilmiyoruz. Ve belki de bilmememiz gerekiyor. Çünkü bu tartışma bize daha önemli şeyler öğretiyor. Yaratıcılığın ne olduğunu anlamaya çalışmak, binlerce yıldır sanatı doğal olarak kabul ederek ama şimdi ilk kez tanımlamak zorunda kalıyoruz. Ve bu süreç insanın bilincini, duygularını, sanatını anlamamızı derinleştiriyor. Bir şey kesin, 50 yıl sonra bu videoyu izleyenler bizim bugünkü tartışmamıza gülümseyerek bakacaklar. Tıpkı bizim fotoğraf sanat mıdır tartışmasına güldüğümüz gibi. Çünkü yaratıcılık belki de hiç bitmeyen bir yolculuktur. Ve bu yolculukta yapay zeka yeni yol arkadaşı olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tartışalım. Ve unutmayın ki şu anda bu videoyu izlerken bir yerlerde bir yapay zeka bir şiir yazıyor, bir resim çiziyor, belki de sizi düşündürüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.